Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önce arkadaşlık olarak devam eder ilişkileri. Tabii ki her zaman lazımdır arkadaşlık birbirini tanımak için. Gel zaman, git zaman, çiçek o kadar mutlu olur ki suyun yanında içine sığmaz olur artık. Ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçmaya başlar. Sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle bir zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Fark eder ki çiçeğe aşık oldum. Ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve aylar birbirini kovalar. Ve çiçek, acaba su beni sevmiyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmemektedir çiçekle. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye. Ve dayanamaz bir gün çiçek suya seni seviyorum der. Su, ben de seni seviyorum diye cevaplar. Aradan zaman geçer. Çiçek yine suya seni seviyorum der. Su, ben de der. Çiçek sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz olur etrafa ve son kez suya seni seviyorum der. Su da sana söyledim ya, ben de seni seviyorum der. Ve gün gelir, çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır çiçek artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık çiçek. Su da başında bekler öylece, çiçeğe yardımcı olmak için. Ama bellidir ki artık çiçek ölecektir. Ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek suya der ki, seni ben gerçekten çok seviyorum. Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır. Doktor gelir ve muayene eder çiçeği. Muayeneden sonra şöyle der doktor. Hastanın durumu ümitsiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye. Ve sorar doktora. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki, çiçeğin bir hastalığı yok dostum. Bu çiçek sadece susuz kalmış. Ölümü onun için. Ve anlar ki su artık sevgiliye sadece seni seviyorum demek yeterli değildir. Değerli dostlar, Bir Öyküden Hisse programında daha birlikteyiz. İkinci bölümümüzdeyiz. Engel Yok kitabımdan bir bölüm okudum bugün sizlere. Umarım üzerinize düşen payı, hisseyi almışsınızdır efendim. Aldıysanız bir hisse, herkes kendisi için farklı bir hisse almıştır. Kimisi eşiyle ilgili sorumlulukları gelmiştir aklına. Kimisi belki çocuğuyla ilgili sorumlulukları, kimisi belki annesi ya da babasıyla ilgili sorumlulukları gelmiştir aklına. Gelin, aldığınız hisseleri bizimle de paylaşın. Birlikte gelişmeye, birlikte öğrenmeye devam edelim. Programımızı beğendiyseniz, devamını istiyorsanız lütfen yorumlarınızla, beğenilerinizle, paylaşımlarınızla bizi desteklemeye efendim devam edin. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.